Dünya tarihinde bak bu cür ben ona köşlemeyeceğim, yayılma diyeceğim ve fikrimi de izah etmeyi isteyeceğim. 7 temelli örnek var. Nedir Yayılmaz bu? Arapler 7. yüzyılda Hicaz'dan çıktı. Bir ucu İspanya, öbürsü ucu Çin'e kadar uzanan geniş toprakları elde silah işgal etti. Bilinen bir mesele. Fiziki varlıkları ile birlikte kültürlerini, ideologiyalarını da özleriyle taşıdılar. Ve bugün Arap Birliği 22 devletten ibarettir. Bir adam bile soruşmur, sizin bu topraklarda ne işiniz vardı? Veyahut da ne işiniz var? O Lloyd George'un sözüne uygun, siz artık Fas'tan, bu Garbi Afrika'da olan, ha, durun çıkın Hicaz'a gelin diyen var mı? Yok. Anormal bir şeydi. Yani bugünkü dünyada, hatta dünenki dünyada bile bunu dile getiren adama derler ki sen git özünü hekime göster. Ya da ikinci Portekiz'de, Portugal'de deyir ki 15 ve 16. yüzyıllarda Latin Amerika'sı kitesinin büyük hissesini diğer kitelerde hayli torpa işgal ettiler. Öz arazisinden tahminen 100 defa geniş nehenk Brezilya. Brezilya Respublikası'nı diyelim. İndi Portekiz dilinde danışır. Angola, Ekvator Gvineyası, sonra Brazilya'nın özü, Gvineya-Bissau, Yaşılburun Adaları, Mozambik, Portugal'ya, São Tomé ve Príncipe, Doğu Timor, Portekiz dilinde danışan ülkeler topluluğu teşkilatının üzüdür. Adı belədir. Atalarının Avrupa'dan geldikleri için Portekiz dilinde danışanlardan geri dönmelerini talep eden var mı? Yoktur. Mümkün de değil. Ya da İspanyalıları götürecek. 15. yüzyılın sonlarından itibaren yeni topraklara yerleştiler. Özellikle yeni dünya Amerika kıtasına. Bugün dünyanın en çok danışılan dillerinden biri İspan dildi. İspanyalılardan ya İspanya'dan hesap talep eden var mı? Dördüncü bizim bildiğimiz Rusya misal. 1552'de başlayan genişleme sürecinde Ruslar Amerika kıtasına kadar gittiler. Alaska'nı satmasaydılar bugün Rusya 3 kıtada torpa sahibi olardı. Rus ilkçilerinden soruşmak gerektir. Rusya Kulikova Savaşı'ndan 1380. Birinci Dünya Savaşı'na dek 534 yıl savaştı. Torpaklarını 400 defa. 400 defa genişlendirdi. Bu benim rəqəmim değil. Irina Evet. İsakova deyilən bir Amerikan bu araştırmasının rəqəmi. 400 defa genişlendirdi. Öz fiziki varlığını, dilini, mentalitetini bugünkü Rusya Federasiyasında hakim duruma getirdi. Hansı yüzlə Tatar Türkleri için bu torpaqlara sonra da bu Tatar Türkleri için bu torpaqlara sonradan geldiler. Mongolistan onların ana vətənləri de diyebilirler. Ama o kadar Sovyet dövründe benim yadıma gelir. Yani Volga, o Bulgar devleti vardı. Bunu göz ardı eliye. Yok onlar, onların Türklere ne dâxil var? Olan indiki Tatarlara ne dâxil var filan da. Bunlar Mongolistan'dan geldi. Özleri gelme Ecdat olu var olan. Elbette. Ha, ve o Bulgar devleti ki geldi sonra o indiki Bulgaristan'a ad verdi. Ha, onları göz ardı eliyesen ama böyle katı irkçi bir mövqeyden bu Tatarlar çıkıp geçsinler Mongolistan'a diyebilecek insanlar var. İngilizler 5. yüzyılda Kıta Avrupa'sından Kelt esilli Britonların, Britanya adı da zaten ondan da, Britonların torpaqlarına köçtüler. Birleşmiş Krallığa çevrildikten sonra bile güneş batmayan imperatorluk Britanya Milletler Topluluğu, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda dahil 54 ülke. Öyle mi? Şeklinde siyasi hakimiyetini yaşatmaktadır. Bugün İngilizcenin dünyada en yaygın dil olarak yer alması, Anglo-Sakson İttifakı'nın dünyada en tesirli güç merkezi sayılması bilinen gerçeklerdendir. Bir zamanlar İngilizlerin atalarının dünyaya yayılmalarını akademik ya da siyasi platformlarda sorgulayan yoktur. Bu bir hakikattir. Bugün diyen var mı ki ey İngiliz senin ne işin var Avustralya'da? Buranın yerli ahalisi var ya Yeni Zelanda'da ya diğer ya Kanada'da. Ha,
durun gedin, geri gedin. Yine mezlum olmağın, belalarından birisi de bu. Çinlileri götürün. Çinlilerin keçmişte hayat sahelerini genişlendirmeleri ise bir başka hikayedir. Hint-Çin yarımadasındaki devletlerde, Rusya'nın Sibir bölgesinde indi bak bu proses devam edilir. Çinli varlığının çoxalması, Batı dünyasında Chinatownların, bilmiyorum sizin dikkatinizi çekip mi? Tabii, Amerika'da, Amerika'da. Sonra, hiç orada İngilizce danışmıyorlar. Hatta o kadar ihtiyaçları yoktu ki, yani Çin'deki kimi yaşıyorlar faktik olarak. Sadece durmadan artır. Ve Çinlilerin dünyaya yayılmasını çağdaş göstericiler. Başka bir işgalı temel gerçekleştirip ama böyle diyeyim, çok bağışlayayım bir ifade var. Kısır kaldılar, geri döndüler. Kimleriydi bunlar? Asurlar, dünyanın birinci en büyük imperatörlüğü. Ve hatta eridiler. Öz fiziki varlıklarını, ideolojilerini, değerlerini filanları neyinki yayabildiler? O işgal ettiler. Ama kalabilmediler. Romalılar, dünyanın en büyük imperatorluklarından birisi değil mi? Şarkı evet. Roma, Garbi Roma, sonra 3. Roma İttifakı. Yunanların özü. Yunanlar bir zamanlar o indiki İtalya erasinin falan yayılmışlar. Almanlar 2. Dünya Muharebesi'ne ne kadar yaydılar? Geri geldiler. Fransızlar, Fransız dilli ülkeler ittifakı falan ama Fransız başka bir değerini kalıcı olarak taşıyabildi mi? Yok. İsveçliler. İsveçliler de dünyanın en büyük, en güçlü imparatorluklarının birini kurdular. Bu Rusya tarafından da onu bilirdi. Hollanda, işgalçı devletlerden biriydi. Perslerin özü. Bir zamanlar gidip o Yunan adalarında onların Hekamenişler dövründe, biz ona Ehemeni deyirik. Onlar ne oldu? Geri geldiler. Kısır kaldılar yani. Moğollar. Moğollardan bir eser alamaka, buryatlar filanlar kalıp orada. Çok az bir hissesi. Ne oldu? Antik ve orta çağlarda dünyaya yayılsalar bile yeni coğrafyalarda tutunabilmediler. Türkler nece oldu? Bak 7 misal getirdim. Fiziki varlıklarını, değerlerini yaymağı bacaran 7 örnek. Siyahı'da Ərəblərdən sonra ikinci yerde Türklerdir. Kalıcı genişlemeye vardır. İngilizlerden ve Ruslardan da irade. Bel. 7. millet Türklerdir. 8.'nin Türklerle bir yerde 7'de. 8.'nin olması mübahiseyle. Hansıdır? Dediğim Fransızlar, Almanlar, İsveçliler, Hollanda hiçbiri kalıcı bir genişleme demeli bu hadisesi onlarla bağlı değil. Türk tarihinde ilk genişleme cehdini Avrupa Hunları 4. 5. yüzyıllarda gösterdiler. Meşhur halkların köçü meselesi vardı. Deyilen hadise onların adıyla bağlı. Türkler. Atilla gitti Paris'e. İndiki daha doğrusu o vakti var idi. Roma'ya kadar gidip çattı. Ama zehirlenip öldürüldükten sonra 453. yılda Türkler geri dönmeye mecbur oldu. O Urallara geri döndüler, öyle mi? Çok maraklıdır. Belki bir tarihin bir cilvesi de ya fen bir hadise. Min ilden sonra, düz min ilden bu Atilla'nı zehirleyip öldürdü ya Bizans'tan gelen o kadın. Evet. 1453. yılda onun intikamı aldı. Yani İstanbul'un fethi. İstanbul fethi. Bugündü 29 May. Bugün İstanbul'un fethi gündü. Doğru mu? Çok meraklı. Çok meraklı. Ben birinci genişleme uğursu. İkinci genişleme. Bu da bizim bu Türkofob dediğimiz adamların çok böyle spekules eylediği bir mevzudur. Elbette ki ona bundan sonraki verişlerimizde cevap veririz. Yani siz 11. yüzyılda geldiniz. Ve bizim bazı dostlarımız da değiller. Ümmetle ele bir hadise oldu. Nece olmuyor ki? Yani? Bu kalıcı bir genişlemeydi. Oğuzlar, Azerbaycan, Türkiye, İran, Irak, Suriye arazilerine yerleşmeye başladılar.
Elbette Suriye ve Irak'ta kısmen yerleştiler. Bu yalnız hərbi yürüyüş ve ilerleme değildi. Türkistan torpaqlarına sığmayan Türklük əskerinin yanında ya azca sonra sürüleri, kültürü, sazı, sözü, sənətiyle gün batımına doğru yol aldı. Ama buna köç deyabilirik. Bakın, Aygün Hanım, Türk Tarih Kurumu'na, yok tarih değil, dil kurumuna göre köç iktisadi, ictimai, siyasi sebeplerle fertlerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhacirettir. Yani köç demek, kalkıp bir yerden başka yere taşınmak, eski yurtlarını tamamıyla terk etmek. Ama indiki Türkmenistan'daki Oğuzların varlığına ne diyecek? Onlar ki köçmediler. Demek o köç termini buraya yaramıyor. Yani Oğuz, bu köç baş veribse de bizim öz coğrafyamızda baş vermeyip mi? Yani Türk coğrafyasında baş vermeyip mi? Ona gelecek. Yani bir dalga idi. Bir dalga idi. O 11. asırda bu heyketti yani. Ha. Ondan evvel burada Türkler var idi mi? O gelin o birisi verilişin mevzusuna koyak. İndi demek istediğim başka bir şey. Oğuz Türklerinin bir bölümünün öz siyasi kültür coğrafyalarını değiştirmelerini köç sözüyle ifade etmek bence doğru değil. Doğru söz bizce kalıcı genişleme olabilir. Hı hı. Adı çekilen köç baskısı yani köç olup filan diyenler doğrudan doğruya kompleks yaşıyorlar. Aşağılık kompleks. Türk düşmanlarının sayıklamalarına karşı onlar da ezelçi, primordialist bakışlar ortaya koydular. Eserler yazdılar. Yakın doğunun ilk sakinleri Türkler imiş. Burada 7-10 bin illik tarihimiz varmış. Okucu da onları okuyur. Başka eserlerde gerçek tarihe dayalı mentik gördüğünde bu cür eserlerden soyuyor. Hatta tarih kitaplarına küsür. En hassas mesele bak buradadır. Göç baskısına karşı bir reaksiyonu da ele alalım. Sanki atalarımız yanlış iş görmüşler. Buraları işgal etmişler. Onların Azerbaycan, Anadolu, İran, kısmen Irak ve Suriye'de yerleşmesini utana utana temize çıkarmak istemişler. Ne etsinler? Kuraklığı olmuş. Yani Orta Asya'da kuraklığı olmuş. Otlaklar yanmış. İklim değişmesi olmuş. Göç etmeye mecbur olmuşlar. Daha neler neler. Yani 11. esirdeki o genişlemeni ele bir ki müdafi etmek ya da onun ele de işgal olmadığını üze çıkartmak istiyorlar. Bazı bizim dostlarımız yanlış. Çok yanlış. Neden yanlış? Hı hı. 11. yüzyılda gelir bak bu mesele. Oğuz Türklerinin dolup taşan Türkistan'dan yola çıkarak yeni yurt tutmaları Ümtürk tarafını köklü ilerleme, yükselme dönemidir. İndiki dünya Türkler atalarının hayat sahelerinin genişlenmesinden utanmamalıdırlar. Çeşitli nedenler uydurmalarına ise hiç gerek yoktur. Beynalxalq uluslararası hüququn olmadığı 1648 öncesi Cahangirlik döneminde bu başka halklar için kahramanlık sayfeleri sayıldığı kimi Ümumtürk tarihinde de gurur verici dönem sayılmalıdır. 1648'i niye dedim? O Vestfalya sözü var. Yani beynalxalq hüququn ortaya çıktığı bir dönem. Bundan evvelki dönem bir cehangirlik dönemi. Güçlü lider, güçlü halk haklıydı. Ve bu felsefeyle dünya idare olunurdu. Bu Aleksandr'ın gelip Hindistan'a kadar çıkması, Orta Asya'ya gidip çıkması Gerb tarihçiliğinde Yunanlar için çok büyük, Makedonya için çok büyük bir fəxir gurur mənbəyi sayılır. Ya da belə deyək, digərlər Napolyon'un bütün Avropanı işgal etməsi böyük tərkərdəlik bacarığı filan hesabı. Ama Atilla'ya gələndə söhbət, Çingizə gələndə Çingizə bir başka bir məsələdir. Onu da bir vaxtlar danışaq. Qaddar, qan içən, işgalcı. Siz o filme bakıpsınız da Atilla'nın hakkında çekilen filmdi. Valla orada serkerde yoktu. Orada belə deyək ki o
devlet lideri yoktu. Ben. Belli, o lider o keyfiyeti yoktu. Orada bir Ganiçen var. Kuldur. Ama bu Aleksandr'a gelende, bu İskender'e gelende, aa bakın görün ya. Bu Fatih. Adam ne göğüslerkerdeymiş. Dahiymiş, filanıymış vesaire veylahra uydururlar. Özde alay yarımçık bir adamdan ha uydururlar. Elbette ki serkerdi. Elbette ki onun bir başarı vardı. Ama niye? Türkler hareket ile onun liderleri olanda bu kabul olunmaz olur. Ama öbürsüne olanda yok o, bu dünya tarihinin büyük hadisesiydi. Dedim ki gurur verici dönem sayılır. Çünkü kalıcı genişlemeni güçlü, sağlam milletler gerçekleştirebilmiştir. Sağlam olmasaydı, gücü olmasaydı bu Türkler yayılabilmezdi.